Beşiktaş'ta çok ciddi bir başarı yakaladı. Aynen öyle. Çok zorlu bir periyottan şu ana kadar e, sorulsuz bir şekilde geçtiğini söyleyebiliriz siyah beyaz takımın. Sergen Hoca efekti, hı hı. E, takımın takım oyunu oynaması, herkesin gözüne hoş gelen bir futbol oynayarak galip gelmesinde Sergen Yalçın e, katkısı çok büyük ki eksikler de var baktığımız zaman. Nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ın son haftalardaki çıkışını? Beşiktaş kazanırken Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa gibi 3 zorlu maçı bu arada e, oyunuyla ilgili de ciddi bir felsefe oluşturdu. Mesela artık Beşiktaş'ın oyun liderinin ya da hücum liderinin kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Raşit Gezzal'ın bu takımın top kullanma işte üretme, asist yapma konusunda en önemli oyuncusu olduğunu artık herkes e, hemfikir. Bunun dışında Abu Bakar'ın geldiği günden bugüne Kat ettiği mesafe, gösterdiği gelişim, işte bu sakatlık vesaire, kronik mi birçok dedikodu çıktı hakkında. Ben mesela ilk maçlarını izlediğimde eski haline dönme ihtimali olmayacağı fikrindeydim ama mesela son maçta e, top taşıyıp gol attırması ilk golde mesela çok değerli. Bunun dışında e, Rozier'in mükemmel bir katkısı var. Müthiş. Transferin son günlerinde gelmiş olmasına rağmen... Yani e, kiralık oyuncu olmasına rağmen, ben hep soru işaretiyle bakarım kiralık oyunculara, e, mükemmel bir nokta atışı transfer olduğunu söyleyeyim. Josef Dosoza Kasımpaşa maçında yoktu ama yine o da transferin son günlerinde katılan, tıpkı Gezal gibi, tıpkı Roze gibi, yine nokta atışı bir transfer. Yani e, Beşiktaş transfer dönemini kötü geçirdi derken, e, son haftada yaptığı atakla e, mükemmel bir atılım yaptı ve bununla meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladı. Yani kötü geçirdiğinden Beşiktaş'ta 20 golünün 17'sini yeni transferlerinden buldu. Öyle bir durum var ki Josef de çok ciddi bir kesici performans gösteriyor. Yalçın sen nasıl buluyorsun Beşiktaş'ın? Beşiktaş'ta çıkıştı. işler yolunda gitmeyince Sergen Hoca'ya yazıyordu. Ve şu anda işler yolunda giderken Sergen Hoca'nın ne kadar farklı bir oyun prensipleriyle sahaya çıktığını net bir şekilde görüyoruz. Evet bence irdelenmesi gerekir gereken temel sebeplerin başında mesela Kasımpaşa bekleyen bir takımda. Ama Başakşehir ve Fenerbahçe üstüne gelen bir takımda ve Beşiktaş'ın o geçiş oyunları ne kadar başarılı hale geldiğini saha içerisinde gördük. Ama kapalı savunmaya karşı Beşiktaş'ın nasıl bir rol alacağı saha içerisinde tartışılırken bence çok örnek teşkil eden bir müsabaka oynadı. Ve oyuncuların almış olduğu sorumluluk, gerçekten hareketli oluşu, Abu Bakar'ın Taner'in de sarf etmiş olduğu gibi Oğuz'un sonradan oyuna girip evet. ya bu koşulları giren, çıkan yani ilk 11 başlayan herkes bunu otomatik hale getirmiş Beşiktaş'ta. Görev dağılımı belli. Oyuncuların sorumlulukları belli. Zaten sinerjileri de yükseliyor. Gol sevinçlerine bakıyorsunuz. Haftalardır bunu dile getiriyoruz Hakan. Evet. Abu Bakar'ın Larin'i, şimdi Enkudu'yu, yani Gezzal baktığında İnanılmaz şekilde Beşiktaş'ta sinerjisi yüksek. Ee, yukarıya çıkış anlamında iğmesi ve özgüveni e, her hafta üstüne koyuyor diye düşünüyorum açıkçası. Yeni transferler 10 maçta 14 gol atıp 8 asist yaptı. Çok yüksek. Yani e, transferde hatta şöyle söyleyebiliriz. Golcü transferi yapmadı denilen bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Aslında Abu Bakar'la birlikte bir transfer daha bekleniyordu. Ve şu anda bu kadrodan yeni transferlerin özellikle Rozier'in, bu ligin gollük pas verme konusunda en iyi isimlerinden bir tanesi. Performansı hakikaten çok iyi. Az önce bahsettim. Josef'in geride kesicilik noktasında Fenerbahçe'de 2015-2018 döneminin aynısı. Hiçbir şey kaybetmemiş. Yani Arap Yarımadası'ndan bu kadar fit ve performans düşmeden gelen nadir oyuncu A, vardır. Çok nadir, evet. ee, Josef bunlardan bir tanesi oldu. Giuliano da iyi bu arada. Yani, Ama onun yani bence e, biraz daha geride Giuliano. Josef Juliano. gibi değil. Hayır, değil. kesici bir oyuncu değil zaten de hani Goller atıyor vesaire. hani Biraz çok böyle daha bir de, değil. golle değerlendirmemek gerekiyor. Evet. Ya şu evet. şu anki oyunda Beşiktaş'ın yeni transfer yapıp da performans çok geride olduğunu söyleyebileceğimiz çok nadir isim var. Yani or orada da uyum probleminden bahsedebiliriz. En Sakala. En Sakala da Rıdvanlar rekabet içerisinde ki yarışı bence kaybedecek. Rıdvan o formayı vermeyecek gibi gözüküyor. Ama Rıdvan'ın arkasında da En Sakalı gibi bir önemli Tecrübe. oyuncunun olması. Aslında çok önemli oyuncunun da arttırıyor. performansını. Mesela dün evet. En çok hoşuma giden şey, bunu açık sen buradayken söyleyeyim. Çok güzel bir istatistik getirdin önümüze. Yani Wellington yerden yere bulunan bir evet. futbolcuyken, Taner öyle bir istatistik çıkardı ki ortaya. Hep hücum futbolcularından konuşurken. Wellington'un Beşiktaş'ın ne kadar faydalı, Sergen Hoca'nın istemekte aslında ısrar etmekte ne kadar doğru olduğunu bizlere gösterdi. verebilir miyiz onu? Ki iki hafta önce de Wellington sakatlandıktan sonra Beşiktaş'ın savunmadaki oyun o kadar bozulmuştu ki Sergen Hoca maçtan sonra Wellington'un yani çok eleştiriliyor yokluğunda anlaşılacak işte ne olduğu vesaire demişti. E, hakikaten de oyunu kuran, arkadan oyunu çok iyi başlatan, çok az hata yapan. ve ya bence sevgili Yalçın Aylin çok daha iyi ifade edecektir. Bir stoperden ne beklersiniz? Çok az top kaybı, oyunu iyi başlama, iyi kurma, doğru yerden yönlendirme ve yan toplardan özellikle iyi bir savunma yapabilme. 6'da 6 hava topu kazanma başarısına sahip. Paslarını %90'ından fazlasını doğru yere göndermiş ve iyi bir oyun kurmuş bir Wellington vardı. Ve yanında oynayan Montero'nun da... Eğiticisi gibi gibiydi. Yani Wellington'un performansında çok evet. belirleyici olduğunu bunu düşünüyorum. Bunu Beşiktaş Pepe oynarken yaşamıştı. Pepe yanında oynayan her stoperi yukarıya çekiyordu. Evet. Şu anda Wellington yanında kim oynarsa onu yukarıya çekiyor. Bu arada şunu da ifade edelim. Wellington'un, Sergen Hoca'nın net açıklaması bir katıldığı bir programda Wellington'la ilgili ben ısrar ettim ve performansından çok memnun oldum. İşte demiştim. buyurun Wellington. Sergen Hoca'nın ısrarla istediği, hoca bunu istediği Nereden buldu bunu? Denilen Wellington Beşiktaş savunmasının evet. Bakın çok fazla penaltı yaptırıyor. Bu evet. bir gerçek. gerçek. Alanya'da da böyleydi. Ama böyle sezon başı koordinasyonu oturmamış. Evet. Şimdi burada Sergen Hoca belli ki bu konuda da bir önlem almış ve son haftalarda daha az riske giriyor ve yani bence bu haftanın en iyi bence stoper Beşiktaş'ın e, bu sezonki en önemli ders niteliğinde çıkaracağı maç Galatasaray maçıydı çok önemli dersler. Evet. Şu müdrika orada çok iyi ve işler Beşiktaş yaptı. Beşiktaş Şapkasını önüne koydu ve silkelendi tabiri caizse. Doğru. Hem teknik olarak hem de oyuncu grubu olarak biz bu değiliz. Çünkü Gazişehir inanılmaz şekilde Beşiktaş'a ders verdi. Negatif anlamda. Hı. Zaten biz silkelenen Beşiktaş, Başakşehir'i, Fenerbahçe'yi ve ardından Kasımpaşa'yı çok iyi, doğru oyunla doğru. galip gelmesi hani doğru. sürpriz olmadı. Kesinlikle. Şimdi e, yine son sayfa etiketine gelen bir soru. Yalçın Ayhan, Beşiktaş tecrübeli kaleci almalı mı yoksa Ersin ve Utku ile yoluna devam etmeli mi demiş Arif Karababa. Ben Sergen Yalçın'la aynı düşüncedeyim. Yani bu oyunculara bizim güvenmemiz gerekiyor. Ve böyle gelişim içerisindeki iki tane gencecik parlayan yıldızlarımızı e, bu sezon devam ettirmenin, bence düşüncesi içerisindeyim. Şimdi bir soru gelmiş sana soracağım. Evet ben kaleci konusunda şöyle giriş yapayım, ifade edeyim. Sezon başlarken alınması gerektiği düşüncesindeydim. Sergin Hoca da ısrarla devam edeceğiz böyle dedi. Ee, ve burada benim alınması gerekiyor dememin en büyük sebebi Utku'nun maç performansının son yıllarda çok az olması. Ne vereceğini çok kapalı kutu olmasıydı. Süperlik ee, tecrübesi e, de, neredeyse yok. Ya yani maç tecrübesi de çok azdı son yıllarda. Ve kalecide böyle bir sıkıntı Okan'da Galatasaray ya yaşamıştı. Maç sayısı az olunca adaptasyon problemi oluyordu. Ama Utku'yu gördük ki Ersin'i aratmıyor ve gerçekten çok iyi performans. Ve oldu. avantajı ne Taner? Takım savunması <laughs> oturdu. Ve kaleyi de aldı bu arada Utku vermeyecektir. İyi kaleci. Şimdi e, ikinize soruyorum. Evet. Bülent Bey e, demiş ki Yalçın Ayhan teknik direktörlük düşünüyor mu? Maç analizleri oldukça başarılı. Düşünmeli mi? E, bence düşünmeli ama onun dışında bence yöneticilik düşünmeli. E, futbol yöneticiliği kısmında bence çok evet. daha başarılı olur. Bir de şunu da söyleyeyim. Yani sonuçta çok başarılı bir stoperdi işte. 400 küsür lig maçına çıkmak her baba için harcı değil. Belki iyi bir eğitici de hem kulüp departmanlarında veya e, TFF nezdinde bir eğitici de olabilir Burada diye düşünüyorum. Stoper yetiştirebilir ki yani bize. Şunu görüyoruz. Genelde futbolu bırakan e, futbolcuların çoğunlukla teknik direktör olma hayalleri kuruyorlar. Ama futbolu bırakan işte böyle 300 maç, 400 maç seviyesinde elit seviyede maça çıkmış, milli olmuş oyuncuların Emre Belezoğlu gibi kendini yetiştirip <laughs> bence yönetici kısmından da giriş yapması gerekiyor. Bu bölgede açıklık var. Sağda Teknik adam olarak ne kadar üst seviye olursanız olun yöneten kısmını geliştiremezsek ne yazık e tabii ki tabii TFF'de çok Hamit Altıntop dışında var mı? Yok. Bence Yok. çok da güzel işler yapıyor. Yani bence aynen öyle mükemmel. Mesela kura çekiminde ben Hamit Altıntop'un konuşmalarını dinlerken çok samimi söylüyorum çok mutlu oluyorum. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Real Madrid, Bayern Münih'te oynamış çok önemli bir futbolcumuz, eski futbolcumuz yöneticilik yapıyor. Aynen. Keşke e, kimsenin sayıları hayır daha fazla. Kimsenin hayır diyemeyeceği bir Kimsenin hayır diyemeyeceği Yalçın Ayhan'la ilgili ben görüş mi? Tabii ki. Hiçbir yere gidemez. Bırakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani ben zaten gerçekten e, A Spor'a bırakmıyoruz değil mi? A Spor yöneticilerimize de gerçekten teşekkür ediyorum. E, bana da bu fırsatı verdiler. Ben de bilgi birikimimi şeffaf bir şekilde bu ekranlarda seyircilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. İlerleyen süreçlerde İnanın e, hiçbir düşüncem yok yani bu anlamda. Yani 3 ay önce Süper Lig'de futbolu bırakmış bir isimle konuşmak sağdan en güncel bilgileri almak anlamına Aynen. geliyor aslında. Teknik sıcağı anlamda, sıcağı. Bazı anlamda düşüncelerim da. var ama e, bazı şeylerin yerine getirilmesi dahilinde olur. O da ben şu anda Hakan'la mutluyum. <gülüyor> 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 evet Trabzon Spor bon Demir Grup Sivas Spor'la oynayacak. 11. <laughs> haftanın son karşılaşması, kapanış karşılaşması Abdullah Avcı ile